gerekiyor ya. Emekliler ölsün. Ölsün. Hiçbir yaşam hakkı olmasın. Ölsün. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. Al başını çar. AKP zammını al başına çar. TÜİK hesap vereceksin. Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın. Haklarımızı istiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli emekliler, emekliler olarak bizleri açta, yokluğa ve yoksulluğa mahkum eden AKP'nin emekli düşmanı politikalarını protesto etmeye, siyasi iktidarın borazanlığını yapan TÜİK'ten hesap sormaya, emekli düşmanı TÜİK kapatılsın, haklarımızı istiyoruz kampanyamızın başlangıç startını vermeye geldik. Bundan sonra emekli meclisi olarak bizleri semtlerin meydanlarında, alanlarında, sokaklarda daha fazla göreceksiniz. 25-30 yıl çalışarak ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunduk. Bugün emekli olduk. Artık rahat edeceğiz derken AKP'nin emekli düşmanı politikasıyla boğuşuyoruz. TÜİK'in saraya yalakalık yapmak için bilerek, isteyerek, bilinçli olarak düşük gösterdiği enflasyon rakamları nedeniyle açlığa ve yoksulluğa mahkum edildik. Bugün burada her ay cebimizden paramızı, soframızdan ekmeğimizi çalan TÜİK'i 17 milyon emekli adına protesto edeceğiz. Hırsız TÜİK emekliye hesap ver. Emekli örgüden haklarına sahip çık. Bizler çarşıda, pazarda, marketlerde yaptığımız alışverişlerde hayat pahalılığının her ay nasıl arttığını, enflasyonun her ay nasıl yükseldiğini yaşayarak görüyoruz. Oysa TÜİK sarayı memnun edebilmek için bütün temel gıda maddeleri başta olmak üzere enflasyon sepetinden her şeyin fiyatını düşük göstererek ülkemizde de enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor. Ağustos ayında en akın enflasyon tespiti 3.47 iken emekli düşmanı TÜİK enflasyonu %2.47 diye açıklayarak her zaman yaptığı gibi cebimizden paramızı, soframızdan ekmeğimizi çalmaya devam etti. Hırsız TÜİK, enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek emeklileri açlık sınırının altında bir yaşama mahkum etmektedir. Bugün hırsız TÜİK 20 aydır enflasyon sepetinde kullandığı malzemelerin fiyatlarının ne olduğunu mahkeme kararlarına rağmen açıklamamakta direnerek, bilerek ve isteyerek suç işlemektedir. AKP hükümeti emeklinin yaşam kalitesini yükselterek insanca yaşama koşulları yaratacağına, emekliye ücretsiz şezlong ve şemsiye vereceğim diyerek adeta ayın 15'ini getiren emeklilerle alay etmeye devam etmektedir. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Taleplerimiz şunlardır. Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın. İnsanca yaşamak istiyoruz. Maaş bağlama oranlarında 2008 yılı öncesine dönülsün. Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın. İntibak yasası çıkartılsın. Yılda 2 tam maaş ikramiye istiyoruz. Promosyon ücretlerini günün koşullarına göre arttırılmasını istiyoruz. Emekliler olarak ek zam istiyoruz. Emekliler sendika yasasının çıkartılmasını istiyoruz. Son olarak bugün pazarda, manavda, marketlerde 25-30 liraya zor aldığımız domatesin fiyatını enflasyonu düşük göstermek için birçok malda yaptığı gibi 6 lira olarak gösteren TÜİK'e emekli meclisi üyeleri olarak bizler de semt pazarını baştan sona gezdik. Gezerek ve pazarda 6 liraya bulduğumuz domatesleri TÜİK yöneticilerine getirdik. Alın bu domatesleri. Salça mı yapıyorsunuz? Yoksa melemen mi yapıyorsunuz? Ne yapacağınıza siz karar verin.
Açası, camını, al başına çal. AKP, camını, al başına çal. AKP, camını, al başına çal. AKP, camını, al başına çal. Emekli meclisi olarak burada intibak yasasının çıkartılmasını, biz emeklilerin daha yaşanısı bir hayat standartı olmasını, var olan haklarımızın, bizden alınan haklarımızın geri verilmesini, sağlıkta ilaçtı, ondan sonra muayenede kesintili kaldırılmasını, bu talepleri için buradayız. Yani şöyle, biz yıllardır bu ülkeye hizmet ettik, yıllardır çalıştık ve bizim çalıştığımız sürece paralarımızdan emekli olduğumuzda rahat edebilmemiz için yapılan kesintiler. Ve biz şu anda emekliyiz, evet emekliyiz ama 12.500 lira emekli maaşı alıyor en düşük. Düşünsenize ben 12.500 lira alıyorum ve 10.500 lira ev kirası veriyorum. Eğer yani benim çocuklarım bana yardım etmese ben açım. Yani bu devlet şey diyor ya, emekliler ölsün, ölsün, hiçbir yaşam hakkı olmasın, ölsün. Yani biz 12.500 lirayla ev kirasını vereceğiz. Sağlık mı? Ondan sonra yiyecek mi? Hiç şeyimiz yok mesela, sosyal hali şeyimiz yok. Hiçbir sosyal yaşantımız yok. Biz sinemaya gidemiyoruz, tiyatroya gidemiyoruz. Bir kitap alıp okuyamıyoruz. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanız, insanca yaşam hakkı bizim en doğal hakkımız.